Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz, ana vatan Türkiye bütün dünya gündemini sarstı. Türk jetleri havalandı, düşman resmen kahroldu. Savunma sanayinde son yıllarda atılan adımların meyvesini Kızıl Elma, Bayraktar TP2, TCG Anadolu ile beraber bir toplamaya başlayan Türkiye, bir yerli milli üretim ile beraber dünyanın gündemine oturdu. Anavatan Türkiye hava gücüne bir yenisini daha ekledi. Başkan Erdoğan'ın yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi sözleriyle beraber duyurdu. Hürjet dünyanın da gündeminde. Askeri savunma jeopolitik alanda analizler yapan bazı medya kuruluşları Türkiye'nin ilk yerli insanlı taktik jeti uçtu başlıklı haberinde Hürjet'in süpersonik performansına sahip olduğunu da vurguladı. Hürjet'in ileri eğitim, hafif muharebe konumuyla beraber üretilmesi beklendiği de ifade edildi. Anavatan Türkiye'nin yerli havacılık teknolojisini hızla geliştirdiği vurgulanmış bu haberde, Hürjet'in önemli düzeyde performans, gelişmiş aviyonik özellikler sunmasıyla onu muharebe görevlerinde uygun hale getirdiğini de ifade etti. TCG Anadolu donanmasında hareket edebileceğini lanse edildiği de aktarıldı. Kıymetli izleyenler, savunma sanayisindeki bazı siteler yaptıkları haberinde ayda 2 Hürjet'in üretilmesi hedeflendiğini de ifade etti. Hürjet'in teknik özelliklerine vurgu yapılarak, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Hürjet eğitim uçağının prototipini ilk defa uçurarak önemli bir kilometre taşına imza attı şeklinde bir ifadede yorumda bulundu. Bu yıl 50. yılını kutlayan TUSAŞ'ın kendi tasarımı olan bir jet uçağı olduğunu da ifade edildi. Hürjet'in teknik özellikleri tek tek sıralandı. Değerli izleyenler, El Cezire yaptığı açıklamasında sesten hızlı sözleriyle beraber okullarının karşısına çıktı. Türkiye'nin insanlı jet savaşı uçağı Hürjet uçuşunu başarıyla yaptı şeklinde bir açıklamayla kaydetti.